LGS'ye son 174 gün gerçekten çok değerli bir süre. 174 günde çözebileceğimiz her bir soru, her bir çalışma bizi çok büyük başarılara ulaştırır. Şöyle ki günde 10 soru çözseniz 1740 soru eder. Günde 100 soru çözseniz 17400 soru eder ki 17400 soruda sizin hayallerinizdeki sosyal bilimler lisesine, hayallerinizdeki Anadolu lisesine ya da fen lisesine girmenizi kesin kesin sağlar. Yeter ki vazgeçmeyin. Yeter ki çözünüz o 100 sorunun yanlışını Doğru çözümünü güzel bir şekilde öğrenin arkadaşlar. Haftanın sözüne baktığımızda dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu çabadır demiş Thomas Edison. Bunu nasıl söylüyor? Bin defa deniyor olmuyor, bin birincide buluyor ve gerçekten bu sözü söylemeyi de hak ediyor. Hatta başarılı bir milli sporcumuz var biliyorsunuz Mete Gazoz. O da diyor ki yetenek sizi ortalama insanların üzerine çıkarır. Yani yetenekli bir insan sonuçta Edison'da zeki bir insandı. Ee, Mete Gazoz da yetenekli bir insandı ama Esas cümle oradan sana geliyor. Çalışmak ise yetenekli insanların üzerine çıkarır. Yani sizler çok zeki olabilirsiniz, normal zeki olabilirsiniz ama bu sizi ortalama insanların üstüne çıkaracak. Fakat çalışmanız hepsini üstüne çıkaracak. İşte gayret gösterdiğinizde iyi bir çalışmayla sınıfınızda ya da LGS'de en başarılı arkadaşlarınızdan biri siz olabilirsiniz. Burada şu çok önemli arkadaşlar, bu çalışma sırasında vazgeçmemek en büyük başarısını oluşturuyor. Haftanın sorusuna baktığımızda Cennet 401 bir almış diyor ki... Ders çalışma programı hazırlıyorum ama uygulamaya başladığımda uyamıyorum. Yani uyuyorum. <laughs> Vazgeçiyorum yapamıyorum demek istemiş. İki günde bazen yapacağım çok şey oluyor ama bütün görevlerimi yapamıyorum. Üç ders çalışmaya başladığında kardeşlerim ve ailem benden sürekli bir şeyler istiyorlar ve düzgün ders çalışamıyorum ne yapmalıyım demiş. Gerçekten de cennetin soruları çok çok değerli çok çok önemli. Gelin elimizden geldiğinde cevaplamaya çalışalım. Bir. Öncelikle çalışan programına uyamıyorsan bunun iki sebebi vardır. Bir, hedefini belirlememişsin. Yani hedefinle alakalı ...eğer önünde net bir belge olsa... ...yani ben bu anadolu sesine girmek istiyorum... ...ben bu fen sesine girmek istiyorum dediysen... ...hatta okula gidip bir selfie, öz çekimi yaptıysan... ...ya da hedefin mesela... ...ben bu arkadaşımı geçmek istiyorum sınavlarda diyorsan... ...ve onu tam da duvarına astıysan... ...sen bütün çalışan programlarına uyarsın. Yine de uyamıyorsan... ...bu durumda muhtemelen program çok ağır. Yani günde 300, 400, 500 soru yazdıysan... ...bu bazen çözülmesi çok zor hale gelebilir... ...sevgili Cennet. Dolayısıyla programını gözden geçirmeni tavsiye ederim. Eğer... Program programın çok da ağır değilse hedefini iyice belirle. Yani hedefin olan okula bir daha git. O okulu gez. O okulun içerisine gir. O liseye bak. De ki ben bu okula gitmek istiyorum de. Eğer başka şehirdeyse annenle babanla bir hafta sonu bir seyahate çıkın. Bu çok önemli benim için de. İstanbul Erkek Lisesi'ni görmek istiyorum de. Galatasaray Lisesi'ni görmek istiyorum de. Ya da işte Ankara Fen Lisesi'ni görmek istiyorum de. Eğer şehrindeki liseye gitmek istiyorsan o liseyi mutlaka mutlaka gez ve o lisenin önünde kendine bir öz çekim yaptır. De ki ben bu okula girmek istiyorum de. Sonra bütün programları başardığını göreceksin. Zaten biz mesela LGS kampımızda gün gün testler, ödevler veriyoruz, videolar veriyoruz. Burada eğer elinde varsa bizim kitaplarımız onlardan çözebilirsin. Yoksa diğer kaynaklardan da çözebilirsin. Biz kendi kaynaklarımız tavsiye ediyoruz. misin? Ama ne olursa olsun o başka kaynağın da yok. O zaman milletimin sana sunduğu ebadaki testlerden çözebilirsin. Ama mutlaka sen bir program hazırlayıp o programa uymalısın ama bunların en başında tabii ki ne gerekiyor? Senin istekli olman gerekiyor. Yani uyman gerekiyor. İsteni de artıracak olan şey hedeftir. Mesela çok sevdiğin bir arkadaşın bir lisedeyse sen de o liseye girmek için çok çalışırsın. Çünkü ondan ayrılmak istemiyorsun. Onun gibi düşün. İki, günde bazen yapacağım çok şey oluyor ama bütün görevlerimi yapamıyorum. İşte bu da yine hedefle, istekle alakalı. Bu çok normal bir şey. Bazı günler dinlenmemiz çok normal bir şey. Dinlenmek de çalışmaya dahil ama bazen insanlar sizi uyuyor zannederken, rüya görüyor zannederken sizin uyumayıp ders çalışmanızı işte hedefle alakalı bir şey. Yani sana diyecek ki cennet arkadaşların ya bu da hayal görüyor ya rüya görüyor ya. <laughs> bu liseye gireceğini zannediyor. Önünde resim çektirmiş. Çok çalışıyor zannedecekler ama esasında sen bırak rüya görmeyi belli saatlerde uyumayacaksın, ders çalışacaksın. Niye? Onlar senin rüya gördüğünü zannederken esasen onlar mışıl mışıl uyuyor olacaklar, sen çalışacaksın. Dolayısıyla asla ve asla hedefini belirlemeden derse oturma. 2 Pardon 3. Ders çalışmaya başladığında kardeşlerim ve ailem benden sürekli bir şeyler istiyorlar ve düzgün ders çalışamıyorum ne yapmalıyım? Bununla alakalı kardeşlerini ne kadar güzel bak ne kadar kardeşlerim var en değerli şey yani kardeşinin serçe parmağını dünyadaki en değerli liseye değişir misin değişmezsin. O zaman bir kere kardeşlerin senin için değerli ama yine de onları karşına al kardeşini ve anneni ve babanı veya işte... Seni rahatsız eden kimse, halan, teyzen, amcan, yengen. hepsini karşına al. Ve size çok önemli bir şey söyleyeceğim de. Çok çok önemli bir şey söyleyeceğim de. Nasıl yani? Çok önemli. Aşırı önemli de. Ya, çok önemli. Ama ne olduğunu söyleme. Onlar toplantıktan sonra... Evet. Bakın bu çok önemli de. Herkes bekliyor. Acaba ne diyecek? Acaba Cennet... Ben evet. evden kaçıyorum mu diyecek? Yoksa ben sınava girmiyorum mu diyecek? Yoksa ben işte... Çok sürpriz bir şey bekliyorum. ki... Arkadaşlar... Sevgili kardeşlerim... Sevgili ailem... Sizler... Bazen bana çalış diyerek... Bazen bana bir şeyler sorarak... Bazen benden bir şeyler isteyerek... Benim geleceğimle alakalı hedefim olan bu LGS'deki başarı sürecimi etki ediyorsunuz. Lütfen ben ders çalıştığım esnada ne olursa olsun beni rahatsız etmeyin. Sizden bunu istiyorum de ve bunu bir kere söyledikten sonra da kalk masadan. Başka da bir şey söylemeyin ya da masada oturmuyorsan sana neden kalk. Eğer bunu defalar söyle ya bana sürekli soru sormayın ya beni rahatsız etmeyin anne bana ders çalış gibi şeyleri sürekli söylersen onlar da sürekli dinleye dinleye alışırlar ve hiçbir etki etmez. Ama onları karşına alıp düzgün bir şekilde bir kez söylediğinde çok şaşırırlar. Allah Allah Bizi buraya topladı ve bize bir cümle söyledi ve sonra da kalktı gitti. Demek ki çok önemli bir cümle ve ona uymaya çalışırlar. İnşallah da kardeşlerin çok küçük değilse, çok haylaz değillerse sana yardımcı olurlar. En azından annen seni durdurmaya çalışır. Ama unutma ailen senin en değerli varlığın. Onları kırmamaya çalış. Sen artık yetişkinsin, artık çok akıllısın. Onları da idare edebilirsin. Hedefin varsa kardeşin omzunda bile olsa ders çalışırsın. Çünkü ne yapayım dersin ya kardeşim uslanmıyor ama ben şu testi çözmeliyim dersin. Ama hedefin yoksa kardeşin sana yardım bile etse bazen ders çalışamadığını görürsün. O yüzden en önce hedefini belirlemelisin Cennetçim. Hedefini belirledikten sonra da vazgeçmemelisin. Hiçbir şey seni durdurmamalı. Ama durduran şeyler varsa cep telefonunu kapatıp odanın dışına koymalısın. Kardeşin Sevgili kardeşim, kafanı kırmak istemiyorum. Lütfen dışarı çıkarmasın gibi kibar bir dille uyarabilirsin. Şimdi haftanın okuluna baktığımızda Selçuk Anadolu Sesi Konya'da eğitim süresi 4 yıl, yüzelik dilimi 2, yabancı dil İngilizce ve Selçuk Anadolu Sesi'ni geçen yıl bitirenler nereleri kazanmış? Bakalım mı? Gelin. 25 tıp fakültesi yani doktor, 17 diş hekimliği yani diş hekimi. 26 mühendislik, endüstri mühendisleri, makine mühendisleri, bilgisayar mühendisleri. 7 hukuk, hakim, savcı, avukatlar. 11 öğretmen, Türkçe öğretmenleri, matematik öğretmenleri, fen öğretmenleri bilmiyorum. Ama çok başarılı bir okul gördüğünüz gibi ve sizleri bekliyor arkadaşlar. O yüzden sizler de çalışıp bu okulu kazanabilirsiniz. Bu okula ben giremem. Yani çalışıp da kazansam ...bile yapamam ya, yani, almazlar beni. Ama sizler çalıştığınızda bu okul sizi bekliyor. Bu arada dokuzlar onlar da çalışsa giremez. Sadece sekizler, yani sizler girebilirsiniz. Hadi bakalım. Haftanın kaynağına baktığımızda... ...Zoru seti görüyoruz. Zoru Bankası tüm dersler. Zoru hemen yaparız imkansız biraz zaman alır hocam diyorsanız zoru setteki sorular sizleri bekliyor. Biliyorsunuz ki LGS zorlayıcı sorularıyla tanınıyor. Biz de zaten Zoru Bankası'nı LGS'de başarılı olmak isteyen öğrencilerimiz için Zoru Bankası Türkçe, Matematik, Fen ve Zoru Bankası 10'da 10 olacak şekliyle hazırladık. Burada şu çok önemli. Bu kitabı dördünü birden zoru sette aldığınız zaman çok daha avantajlı bir şekilde size ulaşıyor arkadaşlar. Zoru setinin özelliği nedir hocam derseniz. Zoru sette gerçekten zorlayıcı özel sorular var. Ve bu sorular arkadaşlar soru çözümleriyle yani buradaki soruların çözümleriyle ve ekstra dijital sorularıyla tanıyor. Yani siz bu testi bitirdiğinizde sadece bu testi bitirmiyorsunuz. Buradaki ekstra yenisi sorulara da ulaşıyorsunuz. Her biri özel hazırlanmış sorular. Bu testleri de çözerek bu kitapta bulunandan çok daha fazla soruya ulaşıyorsunuz. Yani bu kitapta esasında 500 soru varsa normalde dijital sorulara girdiğinizde ekstra yeni nesil toplam 600 soru 700 soru çözmüş oluyorsunuz. Bu bütün Zoru Bankası'ndaki e, kitaplar için geçerli. Yani Fende de aynı şekilde ekstra dijital sorulara ulaşabilirsiniz. Ve yine aynı şekilde dijital sorular ibaresi olmayan diğer zor bankası sahip öğrencilerimize bunlardan çözebilirler. Hadi bakalım bunu açıklamadaki Tonguç mağaza linkinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çalışıp başaracağız ve o güzel liselerin sıralarını bizler dolduracağız. Hadi bakalım.